Arap sitelerine girişe dair bir video çekmiştik. Bu da onun devamı niteliğinde olup ikinci videomuzdur. Bu videomuzda Arap sitelerinden PDF, Word gibi kitap indirmeye çalışacağız. Kitap indirmeyi deneyeceğiz. Bu bağlamda Arapça klavye online klavye sitemiz en üstte yer almakta. Bu linki kopyalayıp yapıştırdığımızda burası gelmişti. Daha önceden değinmiştik nasıl yazılabileceğine dair. Şimdi Dolan siteleri. İşte ilk sitemiz bu olsun. Kopyala dedik. Ve şimdi bunu yazarak, bunu buraya yapıştırarak siteye girmiş bulunuyoruz. Siteye girdiğimizde sağ tarafta çeşitli kategoriler yer almaktadır. Yine birazcık yakınlaştıralım tarayıcıyı. Görüldüğü üzere ne diyor mesela? Ulumul Kur'an. Örnek, tecvid, kıraat kitapları, tefsir kitapları. Mesela tefsire tıklayalım. Tefsir kitaplarına baktığımızda bunların sıralandığını görmekteyiz. İşte en üstte unvanul kitap, kitabın adı nedir? Daha sonra müellif bu kitabı kim yazdı? Muhakkik bu kitabı inceleyen, işte tasdik eden, tashih eden, inceleyen kişi. Daha sonra tarihul izafe yılını veriyor. Ardından nasıl indiririz? İşte şu kırmızı yazıya tıklayarak indirebiliriz örnek olarak. Veya şuraya tahmile tıklayarak hemen aşağıda. Şuraya bir tıklayalım mesela arşiv yazan yer sağ tıklayarak yeni bir sekmede açmasını istedik. Sekme açılıyor. Tabi bu arşiv.org sitesi çok yaygın. Tabi sadece Arapça kitaplar içerisinde yer almıyor. Ama oldukça fazla Arapça kitap buraya yüklenmiştir, video yüklenmiştir, MP3 yüklenmiştir. İndirilebilir durumda. Sol tarafta PDF yazıyor. Sanırım görüyorsunuzdur. PDF'yi indirebiliriz. Yani üzerine tıklarsak iner. Tıklayalım. Şu an direkt yükleniyor. Direkt açmayı tercih etti Chrome olduğundan. Yani bunun bağlantısını kopyalayarak, bağlantı adresini kopyala. IDM'yi açarak URL ekle desek, tamam desek bu şekilde de çalışır, iner. Tabii ki bazen kırık linkler olabilir yani tıklarsanız inmez. Bu tür şeyler Türkçe yayın yapan sitelerde de zaten mevcut. İndiğini gördük. Yani inmeye devam ettiğini sil diyelim. Bunu kapatalım aşağı doğru. Başka bir tefsir kitabı, yine bir yazar. İşte nasıl indirdi, yine indirmeye dair linkler verilmiş. Çift link. Hem üstte arşiv.org sitesinden hem de aşağıda yine arşiv.org'dan farklı bir şekilde bağlantı verilmiştir. Aşağı doğru devam ettiğinizde siz de görmektesiniz. Burada parça parça verilmiş. Her biri indirilebilir. Yani bazen ne olur? Parça parça verilir ve aynı zamanda tek link verilebilir. İki çeşit sunulabilir. Duruma göre değişir o. Şevkani'nin tefsiri Fethul Kadir. Bu da işte birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü diye devam ediyor. Veya buraya tıklayarak tıklayalım bakalım ne varmış birlikte görelim. Veya burada olduğu gibi linklerin tamamını burada zaten görebilirsiniz. Her birini tek tek indirebilirsiniz. Tıklamanız yeterli yani. Tıkladığınızda ya online açılır. Chrome'da bu bayağı mümkün. Direkt açması mümkün. Explorer veya Firefox kullanırsanız indirmesi daha basit olabilir. İndirmek için herhangi bir programa ihtiyaç duymuyor. Direkt iner. Veya indirmezseniz buradan online okuyabilirsiniz de. İşte diğer sayfayı aç. Diğer sayfayı aç. Bu şekilde devam eder. Şuraya basabiliriz. Kitap olarak sağlı sollu sayfa olarak karşımıza gelmekte. Gayet yaygın. Artı var. Artıya basarak yakınlaştırabiliyoruz sayfayı veya uzaklaştırabiliyoruz. Çıkalım buradan da. Kısacası tefsir bu şekilde diyerek yetinelim. Tefsirler devam ediyor tabi aşağıya doğru sayfaya çektiğimizde. 10 sayfa varmış zaten. Geçtik bunu. Bunun dışında kütüb-ü sitte demiş. Cer tadil var. Mustalahül hadis var. Hadis-i şerif. Usulü tefsir var. Çeşitli alanlar olduğunu görmekteyiz. Aşağı doğru indikçe fıkıh var. Genel fıkıh, Hanefi fıkıh, Maliki, Şafii, Hanbeli ve diğer mezheplerin fıkıh olarak ayrılmış. Daha sonra fetava, fetvalar var.
Örnek olarak Hanefi fıkhına bir tıklayalım. En yaygın fıkıh diyebiliriz. O yüzden buraya bakıyoruz. Muhit kitabı burada. Görüyorsunuz yine linkler dolu. Veda'yı sanayi fi tertibi şerai. Yani yine oldukça meşhur. El Asıl. İmam-ı Azam'ın öğrencisi İmam Muhammed'in kitabı. El Asıl kitabı. El Asıl maruf bil mefsut. Mefsut olarak maruf. Muhtasarul Kuduri. Kuduri muhtasarı. Yani her biri tabi indirilebilir diye söylemiştik zaten. Geçelim. Sağ tarafta kategoriler olduğunu söyledik. Lügatil Arabi var. Tıklayalım Lügatil Arabi'ye. Bakalım ne varmış. Ardından görüyorsunuz. Nahi, sarf, belagat diye devam ediyor. Yani kitabın tabi resmini, kapağı hepsi verilmiş. Afgani'nin muciz kitabı var. Devam ediyor. Bayağı bir kitap var. Tabi burada bizim Türkiye'de yaygın olarak kullandığımız kitaplar da var. Yani Kafi gibi diyebileceğimiz meşhur kitaplar da var. Kavafi, Emali, İbn Hibban, pardon İbn Hacib'in Emalisi. İbn Hacib kimdi zaten? Kafi'nin yazarıydı. Bayağı bir kitap var diyerek bu sitede dolaşmayı sonlandıralım ve farklı bir siteye geçelim. İkinci sitemiz burada en başta Reis. Yani mektebeye bakıyoruz arkadaşlar. Direkt mektebeye girdik. Mektebe kütüphane diyelim. Burada çeşitli kategoriler yine mevcut. Kategoriler arasında tercih yaparak aradığımız kitabı bulmamız kolaydır veya sağ tarafta arayabiliriz. Şu an kitap seçili. Buraya bir kitap ismi yazarak aratabiliriz veya müellif işaretleyip yazarız, aratırız. Nasıl yazacağız? Arapça klavye sitemizi zaten göstermiştik. Sitemiz derken site bize ait değil yani. Onu da belirtelim. Tecvid ve kıraat var. Ulumul Kur'an var. Kütüb-ü sitte var. Hadis. Ne diyor burada? Muvafıktır matbuğa. Yani basıma uygun olarak verilmiş. Camius Sahih Sünen ve Mesanit. Sahih-i Müslim'in muhtasarı. Şerh-ı Sünne Begavi'ye ait. Hep burada matbuğa muvafık diyor. Yani yayın evine uygun olarak basılmıştır. Uygun olmayabilirdi de. Onu da belirtelim. Yani sayfa numarası, cilt numarası tutmayabilir, tutabilir. İşte muvafıksa tutar. Yoksa tutmaz. Tabii muvafık diye buradan kaynak göstererek yazı yazmak, ne diyelim, çeşitli tartışmalara girmek de doğru değil yani. Elimizde o kitabı alıp yine de bakmamız çok faydalı olacaktır. Garanti olur yani. El-Masnun fi ma'rifet hadisil-mevzu. El-La'l-Mensura fi hadisil-müştehira. Meşhur ve müştehira var. Şimdi bakıyoruz. Müellif demiş. Kimmiş? Alül-Kari. Müellif. Kitap ne? El-Masnun diyelim kısaca. Nasıl indirilir? Tıklayalım Word belgesine. Word olarak insin. Bilmiyorum dikkat edebildiniz mi? İnan dosyanın boyutu çok küçüktü. Yani demek istiyorum ki Word olarak inen dosyaların boyutu sizin de zaten bildiğiniz gibi diyelim. Oldukça küçük oluyor. Tabi buradan çıkan şeyler bazen farklı uzantılarda da olabiliyor. Adını biraz normalleştirelim. Hiç yoktan 8 olsun. Kitap açılıyor. Word belgesi olarak kitap gelmiştir. Telif, Ali Rukari, Tahkik, Abdülfettah, Ebu Gudde ve meşhur bir alim. Kitap burada artık. Tekrar siteye dönelim. Nasıl indirildiğine bir örnek yaptık mı? Yaptık. El İmam Zerkişi'ye ait. El-Lâle-l-Mensûlâ fil-Hâdîs-il-Meşhûrâ. Zerkişi yine meşhur. Buradan da zip olarak indirilebilir. Gerçi her ikisi de zip. Buna bir de tıklayalım. Bakalım ne fark var. 86 MB olarak geldi bu sefer. Öyle diyor. Geldi, evet kitap geldi arkadaşlar.
Böylece yaptık. Denedik yani kitap iniyor mu inmiyor mu nasıl iniyor diye. Şimdi farklı bir siteye giriyoruz. Girdiğimizde şer'i demiş. Görüyorsun ne demiş? Şer'i el-ayan. Hadis ve ilimleri, tefsir ve ulumul Kur'an meclisi, fıkıh ve usulüne dair bir meclis, lügatil arabi ve ulum. Bakalım Arap diline dair neler yapmışlar. Sanırım sabit konu olduğu için kırmızı olsa gerek. Ya da çok aktif diye. O yüzden kırmızı olabilir. Ne demiş? Durus fi şerhil Ecrümi dediğimiz bir kitap var. Onun şerhine dair dersler. Mütedî demiş yani. Yeni başlayanları kastetmişler sanırım. Farklı dersler olduğunu zaten gördüğünüz gibi siz de siteye girerek daha geniş çaplı incelemeler yapabilirsiniz. Ders ulavvel, mukaddime, nahi nedir, faydası nedir diye başlamışlar. Geniş geniş anlatmışlar tahmini. Okumadım şu an çıktım. Tabii siz meranıza göre inceleyebilirsiniz. Şimdi farklı bir siteye geçelim. Nahi ve sarf en başta yer almış. Belagat ve nakt halkası diyelim. Aruz imla halkası. Mektup ehli luga. Nazm-ı kavaid-i irab. Ma şerhihi. Şerhi ile birlikte. İrab var yine. Tabi irab her zaman için Arap dilinde nedir? Başrollerde yer alır. Burada görüyorsunuz adamlar metin olarak vermişler. Veciz bir şekilde yazılmış. 31. beyt, 33 diye devam ediyor. Yani 190 tane beyt varmış. Sonra da temme bihamdillah. Allah'ın hamdiyle işlem tamamdır. Tabi altına yorumlar, açıklamalar devam ediyor. Yani bu siteler esasen önemli, güzel siteler. Bakalım Saltiyat'ta neler var. Bayağı bir şeyler var diyebiliriz. Buradan da geçelim. Gördüğünüz üzere bir iki tane de ne oldu? Forum sitesine girmiş olduk. Forumlarda neler dönüyor? İnsanlar neler yazıyorlar? Tabi bu site de çok yaygın bir şekilde kullanılıyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz dosya sayısı oldukça fazla. Sonra diller. Kaç dili destekliyor bu site? 113'müş. Tabii ki Türkçe var yani. Türkçe'ye direkt tıklayarak içeriye girebiliriz. Tüm materyaller demiş. Materyallere bir bakalım neler varmış. Türkçe var ama biz hemen Arapçadan girelim. Çünkü Arapçada her zaman için ne vardır? Daha fazla dosya vardır. Daha fazla içerik vardır. Mesela Türkçe'de bakıyoruz 28.87 yazarken Arabi'de ne yazmış? 46.166. Yani 46.166 olmuş oldu. Daha fazla içerik var. Arapçaya tıklayalım. Türkçe ne varmış? Kafirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu. Hicri şu yılda. Yılbaşı yortusundan sonra demiş. Tabii Türkçe çevrede biraz problem olabilir yani. Yoksa yortu bilmiyorum artık. Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmanın devam eden şeyler var. Geçiyoruz. İslam House'u da geçelim. İslamport çok yaygın kullanılan bir site diyebilirim. Neden yaygın? Mektebetü Şamili diye bir program duymuş olabilirsiniz yani. Arapça bir program. Nasıl ki Türkçe'de, yani Türkçe yayın yapan diyelim, Türkçe dile sahip Darülkitab V2 diye bir program duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çoğunuzun da elinde olduğunu tahmin ediyorum. Bilgisayarlarınızda olsun yani bence faydalı. Darülkitab V2'de nasıl ki birçok program vardır, okuyabiliyoruz. Pek çok kitaptan oraya bilgiler aktarılmış, aynen aktarılmış.
Mektebetü Şamile de ona benzemektedir. Tabii ki farkı ne? Mektebetü Şamile'nin dili Arapçadır ve aşırı derecede fazla kitap vardır. Belki 10 bin kitap var kendisinde. Yani 10 bin civarında vardır ve onun dışında ek kitap farklı sitelerden de eklenebilir. Her kategoride kitap var diyebiliriz. İşte şu an ona kitap sağlayabileceğimiz bir sitede yer alıyoruz. Yine yakınlaştıralım biraz. Akaid, ulumul hadis, ulumul Kur'an ve hadis demiş. Akide, tefasir, ulumul Kur'an, işte hadis metinleri, hadis şerhleri, hadis cüzleri, tahriş kitapları, Elbani'nin kitapları demiş, hadis istilahına ait kitaplar vesaire devam ediyor. Mesela akide ve tefsire bir tıklayalım. Evet, akideye tıkladık. Muvafık, matbu, yine muvafık, matbu ne demekti? Piyasada yani kağıt olarak, kitap olarak bulunan o kitaba yani basılmış haline uygundur diyor. İbn-i Teymiye'ye aitmiş, hemen geçelim. Çeşitli kitaplar var. Yukarı tekrar geliyoruz. 18 MB olarak veriyor. Tabi uzantı ne arkadaşlar? BOK olarak kitapları veriyor. Şamili için uygundur. Yani buradan bir kitap indirdiğinizde açmaya çalışmayın, açamayacaksınız. Ancak Şamili kuruluysa, Şamili adlı program ile birlikte onu kullanabilirsiniz. Onun dışında açmanız pek mümkün gözükmemekte. Tıklıyoruz, bakalım iniyor mu? Tık diye indi. Görüyorsunuz. Burada şimdi görüyorsunuz diyelim. Nokta bok diye yazıyor. Açmaya çalıştığımızda açılmamaktadır. Şamili programının kurulu olması gerekir. Tefsir kitapları var. Tabii burada kitaplar çok fazla. Tefsiri Taberi'den başlamış. İbn Kesir'den devam ediyor. Yani bayağı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Değişik alanda kitaplar var. Siz de bunu görmektesiniz zaten. Ulumul Lügatil Arabi. Bakalım Arap diline dair ne gibi kitaplar var? İbn-i Cevzi'nin kitabı hemen başa koyulmuş. Şekilde devam ediyor. Çeşitli kitaplar mevcut. Şimdi sonuncu sitemize giriyoruz. Bu siteden de yine dosyalar indirebilirsiniz. Buraya girdiğimizde sağ tarafta mektebe yazıyor yine. Görmektesinizdir diye düşünüyorum. Sağ tarafta mektebeye tıkladık. Ulumul Kur'an ya hatta El Kur'an ve Ulumuhu demiş bu sefer. Kur'an ve onun ilimlerine dair kitaplar ve tefsir. Hadis ve onun ilmine dair kitaplar. Mesela Kur'an ve ilimlerine tıkladık. Altta kitaplar işte Mushaf olabilir. Kur'an dersler olabilir. Kur'an-ı Kerim ezberine dair olabilir. Tecvid ve kıraat olabilir. Diğer şeyler olabilir. Mesela tefsiri Kur'an'a tıkladık. PDF, PDF, PDF olarak yazılmış kenarına. Kitabın ne olduğu burada yazılmış. Yani kitabın ismi mevcut. Tabii kimin yazdığı da sol tarafta mevcut. Ona göre indirebiliriz aynı şekilde. Sayfayı geri alıyorum. Bir kez daha geri alıyorum. Bunun dışında hadis ve ilmine tıklayabiliriz. Hadis-i şerif olabilir veya hadis ilimleri olabilir. Hangisi olsun diye soruyor. Hadis ilimleri olsun. Burada da Şurutul E'inme-i Sitte vel Hamse demiş. Beyza Ni demiş. Onun kitabı. Şerh Elfiyeti Suyuti fi ilmin hadis. Evet, İmam Suyuti'nin elfiyesi var. Bu elfiyesi hadis ilmine dair. Tabi İbn Mali'nin elfiyesine dair şerh de yazmıştır. Ayrı ayrı. Tabi İmam Suyuti'nin 1000 civarında kitabı olunca her tarafta bir kitabı var desek yanlış olmaz. Böylece bu videoyu da tamamlıyoruz.